Bu elleri bağlı burada geziyor Ankara'da. Genel başkanlık derdinde. Daha düne kadar Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı derdindeydi. Ondan öncesinde tatildeydi. Ondan öncesinde kayaktaydı. Ondan öncesinde işte Bodrum'daydı. Ondan öncesinde büyükelçilerle yemek yiyordu. Ondan öncesinde falan. Hani şöyle bir cümle kuramıyoruz. Ya şunu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptığı kuramıyoruz. İstanbul dozumuz var. İstanbul dozumuz. Bu artık klasik hale geldi. Klasik hale geldi ama hiç öyle gülünecek bir doz değil bu. Artık tehlike çanları çalmaya başladı. Niye çalmaya başladı? Şu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Körüklü İETT aracı ne sebeple olduğunu bilmiyoruz. Köprüden aşağı uçtu. Bir versene. Kim ki o ya? Evet, bu kazada İETT şoförü yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Buradan aşağı uçtu. Ya Allah göstermesin ya. Ya bir büyük faciadan dönüyoruz. CHP'liler, alkışlayın. Ekrem başkanınız çok çalışıyor. Evet, çok çalışıyor. Bizler Ekrem başkanınıza iftira atıyoruz. Korkuyoruz. Hani dün diyorlardı ki Ekrem başkan cumhurbaşkanı olmasından korkuyorsunuz mu? He, korkuyoruz. Cumhurbaşkanı olmasından bilmem ne olmasından korkuyoruz. O yüzden bu görüntüleri veriyoruz. Ya iyi misiniz siz ya? Hakikaten iyi misiniz? Bak İETT şoförleri bile maaşlarının yarısını alamıyor, alamamış. İETT iştiraklerinde çalışan insanlar maaşlarını alamadılar. Toplu iş sözleşmeleri yapılamıyor. Özel halk otobüslerinin parası ödenemiyor. Dün açıkladılar gördüğünüz her birinin 600 binde her bir halk otobüsü şoförünün sahibinin minimum 600 bin lira falan belediyeden alacağı var. 3 bine yakın otobüs alamıyorlar. Alamadıkları için araçlarının bakımını yaptıramıyorlar. Bir sürü sıkıntı yaşanıyor. EYT'den emekli olan İBB çalışanları tazminatlarını alamıyorlar. Kasalar tam takır kuru bakır perişan halde. Siz şimdi diyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu'nu çekemiyorsunuz o yüzden. Yahu he o yüzden çekemiyoruz. Ha işte çıktı. Görücüye çıkmadı mı 28 Mayıs'ta? Karşılığı mı vardı? Trabzon'dan mı oy aldı? Rize'den mi oy aldı? Karadeniz'den mi oy aldı? Nereden oy? Yani ne oldu yani çıktığını? Hem de iki tane birden çıkardınız. Ekrem İmamoğlu Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olacak adam. Yok Mansur Yavaş Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olacak. Hayır olmaz işte Kemal Kılıç. Hepsi bir araya geldiler. Voltron oluşturdular. Ne oldu? Niye kendinizi böyle saçma sapan şeylerle avutuyorsunuz? Çalışsa ne olur? Yani ister çalışsın ister çalışmasın. 9 ayı kaldı. Ayrı mesele. Çalışsaydı ne olurdu yani? Düzgün bir şekilde çalışsaydı ne olurdu? Ellerini arkaya bağlamış gezmeseydi. O tatilden bu tatile koşmasaydı. Çocuklarıma vakit ayıracağım diye çırpınmasaydı. 16 milyonun belediye başkanıydı. Milyonlarca çocuk var. Milyonlarca çocuk her sabah bu otobüslerde perişan oluyor. Bu metrobüslerde perişan oluyor. Ama beyimizin çocukları özel arabalarla okullarına gidip geliyor. O zaman yapmayacaksın. Gideceksin çocuklarınla ilgileneceksin. Tatile gideceksin. Kayağa gideceksin. Bir ilin, bir ülkenin, bir ilçenin, bir beldenin neyse yönetimine talip olmak, orayı yönetmek birçok fedakarlık yapmayı gerektirir. Yaparsan devam edersin. Yapmazsan ne işin var o zaman? O makamı niye istiyorsun yani? Bitti mi? Bitmedi. Altunizade'de metrobüs durağında metrobüs arızalandı. Aha da hikaye bu. Sayın yolcularımız, 4207 sayılı kanun gereğince istasyonlarımızda sigara içmek yasaktır. Yasaktır da sigara sağlığa zarardadır da Evet, adam hükümetimizin işte İstanbul'da yeni sıkıntıdan içiyor. ulaşım problemi yaşanması şu an Altunizade'de resmen bir rezalet yaşanıyor. Ha, bu ne ya? Ve bakın bu halk otobüsü şoförleri böyle devam ederse ki edeceğe benziyor. İBB'nin kasası boş. Arkadaş bereket getirmişti o kasaya ya. Nerede bu bereket? Nerede o hani? Yakında bu halk otobüsleri greve giderse İstanbul kaput. 3000 otobüsü, zaten otobüsü yok, zaten metrobüsü yok, zaten
beceremiyorsun, zaten yürütemiyorsun, zaten işletemiyorsun. Ya şu bir yılda bile ya, ya geç bir yılı bir ayda bile yahut dört yılda bile bakımsızlık yüzünden, kazalar yüzünden hurdaya çıkan otobüslerin hani geçen oluyor bayağı. İki sene, bir buçuk sene falan oldu herhalde, tam hatırlamıyorum iki sene. Köşemde, Akşam Gazetesi Köşemde listesini yayınlamıştım ya. Az buz değil yani. Otobüs kalmadı ellerinde. Yenisini almıyor, eskisini tamir etmiyor. Etse de gereği gibi tamirler yapılmıyor, gereği gibi bakımlar yapılmıyor. He, şimdi siz CHP'liler diyorsunuz ki, yok, siz Ekrem Başkan'a iftira atıyorsunuz. He, iftira atıyorsun. Ver, Tuzla metrosu aynı anda 10 metro yapıyoruz, nah yapıyorsun. Nereye yapıyorsun? Oraya bir tane koymuşsun şey, tanıtım billboardu, afişleri. Bunu ikide bir yeniliyorlarmış, şimdi artık onu da yenilemiyorlar. Arka tarafta hiçbir şey yok. Tuzla'da metro çalışması falan yok. 2029'a tehir edilmiş. 2029'a. Geçmiş olsun Tuzla. Geçmiş olsun. İtfaiye dökülüyor. En son işte o fabrika yangınında gördünüz, 4 günde söndüremedi. Her gün bu itfaiye kaynaklı. İtfaiye yerlerini suçlamıyorum. Yani onlar ayrı. Şimdi her şeyi batırdı, eskitti, perişan hale getirdi. Şehri falan berbat etti, bıraktı. Siz şimdi diyorsunuz ki sevgili CHP'liler. Yok, Ekrem Başkan çok çalışıyor. İyi, böyle. Bak Çekmeköy'de itfaiye binası 4 yıl önce inşaata başlanmış. 4 yıldır bir çivi çakmıyorlardı. Şimdi bu itfaiye kaynaklı bir takım sıkıntılar olunca başımız ağrımasın diye herhalde bu itfaiye binasında yeniden seçim yaklaştığı için çalışma başlamış ama burada şöyle bir problem var. 4 yıl bu inşaat sular altında kalmış. Yağmurdu, kardı, fırtınaydı. Bütün demirler korozyon. Ve bu korozyonlu demirlerin üzerine bu kalıplar çakılıp beton atılıyor. Bak burada çok, çok ciddi sıkıntı var. Bunu kim denetler bilmiyorum. Belki de Üsküdar Belediyesi denetler yani. Gitsin bir baksın yani. Çekmeköy Üsküdar'a bağlı değil mi? Ha pardon ya. Ama Çekmeköy Belediyesi gider baksın. Çengelköy gibi çağrıştı kafamda. Çok çalışıyor belediye başkanımız. Maşallah size. Toplu sözleşmeler yapılamıyor. Mesela iştiraklerde çalışan, belediyenin birçok iştiraki var. O iştiraklerde çalışan personel oradan oraya gönderiliyor, oradan oraya. Yani öyle ki özel işletmelere gönderiliyor ya, özel işletmelere. Yani belediyeyle alakası olmayan diye benim dükkanım, benim evim, ha git orayı temizle diyorlar. Kafayı yediler yani. Mobbing, korkunç bir şekilde mobbing, baskı. Mesela mesai ödemeyi durdurdular. İBB iştiraklerinin personellerine mesai ödemiyorlar. Kaldırdılar mesai. Zaten maaş bile ödeyemiyorlar. Sabah çağırıyorlar 8'de, gece 12'de evine gönderiyorlar. Yarın sabah yine 8'de gel diyorlar. Mesai yok. Yerine izin kullanırsın. Kullanabilir mi? Kullanamaz. İzin de vermiyorlar. Ha bunun adı zulüm ya. İşçi deyince akla CHP gelirdi değil mi? Sosyal demokrasi değil mi? Bir dakika ya, bak bu buralarda sıkıntı var. Sonra niye seçim kazanamıyoruz diye oturup ağlıyorsunuz. Bu CHP'nin kerli ferli yazar çizer tayfasının umurunda mı? Siz işçiyi aşağılayın makarnacı diye. Siz garibansınız diye aşağılayın. Köylüsünüz diye aşağılayın. Ama bu aşağıladığınız insanları siz insanlara bir de yetmezmiş gibi zulmedin. Sahip olduğunuz belediyelerde. Sonra da niye seçim kazanmıyor? Kazanamaz. Tamam. Ama o insanlara yazık. Yani sen seçim kazan kazanam ama senin sorunun da o insanlara yazık günah ya. Yazık günah. Şu otobüs oradan niye uçar abicim? Bir versene. Bir versene. Bu otobüs buradan niye uçar? Birisi Allah rızası için söylesin. Bu otobüs niye uçar yani? Ya oradan bir araba geçse, ya insan geçse. Bak burayı parçalamış, oradan uçuyor. Hani nasıl geliyorsun, nasıl uçuyorsun? He. Şoföre bir şey demiyorum. Ama artık şoförlere bir şey deme vakti geldi. İETT şoförleri. Şimdi bana dersen ki, benle ne alakası var Turgay Bey? Bu otobüslerin bakımları yapılmıyor. Frene attım ayağımı, fren adam gibi tutmuyor. Balatası bitik. Lastik bitik. Heh. İşte artık o otobüse binmeyeceksiniz. O otobüsün direksiyonuna geçmeyeceksiniz. Her gün yanan, freni patlayan, lastiği patlayan, dingili kırılan otobüsler görüyoruz. Ve siz hem kendi canınızı taşıyorsunuz bu otobüslerde hem İstanbulluların canını taşıyorsunuz. Günün sonunda hiç kimse o otobüsün lastiğiydi, krank miniydi, dingiliydi bakmaz. Taksirle adam öldürmekten hapsi boylarsın. Tabi hayatta kalırsan, Allah göstermesin. Ya şurada ölebilirdin ya, ölebilirdin. Bak oradan uçtun, ölebilirdin. Ha bunun dışında yani tarihinde belki ilk kez görüyoruz. Alkolü kaçırmış, alkollü bir şekilde direksiyona geçen
Ya da işte metronun kabinine geçen, işte Batman'dan bahsediyorum, personel gördük ya. Alkollü YTT şoförü gördük. Kafayı çekmiş, direksiyona geçmiş. Ya ameli nerede bunun? Böyle şehir mi yönetilir? Ekrem Bey nerede? Ankara'da genel başkanlık kovalıyor. Ve işte geçen gösterdim. 4 gün geçmiş, 4 günde söndürmüşsün, perişan olmuş, bina bitmiş. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun diye geliyorsun. Oradan da bir vatandaş tepki veriyor. Tatile gitseydin 4 gün sonra ne geldin diye. Ona çemkiliyorsun, gel bakayım buraya diyorsun. Ve orada bir adam, bak orada bir adam, her cesareti yok yanına gelmeye falan diyor. Hiç utanmıyor değil mi? Hiç utanmıyorsun. Yani biraz sonra belediye başkanı gideceksen o arkadaşınla birlikte kalacaksın. Neyi yanlış söylemiş o arkadaşın? 4 gün cayır cayır yanmış. Olay yerine intikal etmemiş. Gidip orada senin derdinle dertlenmemiş. İtfaiyesi yetersiz kalmış. Senin arkadaşın buna tepki verecek. Sen de orada çıkacaksın. He, senin yanına gelmeye cesaret edemez bu başkanım diyeceksin. Ne olacak, yanına gitse dövecek mi? Dövdürtecek misin arkadaşını? He? Fesübhanallah ya.